Merhaba sevgili izleyiciler. Bu akşam sizlere çok faydalı bir video hazırladım. Çünkü herkes WhatsApp'ı terk ediyor. Neden terk ediyor? WhatsApp Türkiye'deki kullanıcılara bir mesaj gönderdi. Bu mesajda kişisel verilerimizi yani fotoğraflarımızı, mesajlaşmalarımızı, konumumuzu, rehberimizi, kimle arkadaşlık yaptığımızı tüm bunları reklam amaçlı kullanacağını söyledi. Eğer izin vermezsek de 8 Şubat'tan itibaren izni vermeyen kişilere WhatsApp'ı kullandırtmayacağını beyan etti. Tabii ki bu bildirimden hemen sonra kaçışlar başladı. Herkes alternatif mesajlaşma uygulamalarının neler olduğunu merak ederken tabii ki bipi bilenler var ama bilmeyenler de olabilir diye en iyi seçeneklerden bir tanesi olan Bip yani yerli çözümümüzü, yerli mesajlaşma yazılımımızı sizlere bu videoda anlatacağım ama sadece bir mesajlaşma yazılımı olmadığını fark edeceksiniz. Harika bir uygulama. Şimdi dilerseniz Bip nedir, nasıl kurulur, nasıl kullanılır, bize hangi avantajları sunuyor? Gelin beraber izleyelim. Hem iOS platformunda hem de Android platformunda bu uygulamayı ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bu arada Türkiye'de kullanılıyor diyorum ama şurada aldığım notlar var. 192 ülkede Bip kullanılıyor. Yani Türklerin geliştirmiş olduğu bu mesajlaşma yazılımı 192 ülkede ve 53 milyon kez indirilerek kullanıma sunulmuş durumda ve çok güzel bir haber vereceğim size. Dün WhatsApp'ı terk edenler BIP'e doğru göç etmeye başladılar. 24 saatte 1 milyon 124 bin kullanıcı BIP kullanmaya başlamış. Bu videodan sonra bu rakamı daha da artıracağımızı düşünüyorum. Az önce iOS platformunu söyledim. Android platformunu söyledim. Tabii ki bilgisayarınız üzerinden yani bir tarayıcı üzerinden de Bipi kullanabiliyorsunuz haberiniz olsun. Şimdi ilk tanışma anını hep beraber görelim. Uygulama mağazasından Bipi hızlı bir şekilde indirdim. Şimdi aç butonuna basıyorum. Hoş geldin diyor bizi karşılıyor. Haydi biple diyor. Biz de haydi biple diyelim arkadaşlar. Devam diyoruz. Burada telefon numaramızı girmemizi istiyor. Hemen telefon numaramızı girelim. Bir doğrulama kodu istiyor bizden. Bu numaramı evet diyoruz. Bu numara doğru. Şimdi bana bir SMS gelecek ve SMS geldi. Tabii ki ben daha önce Bip'i kullandığım için profil fotoğrafım otomatik olarak geldi. Ama siz dilerseniz o anda çekebilirsiniz veya galeriden bir fotoğrafta e ekleyebilirsiniz. İleri butonuna basıyorum, mesajlaşmalarım güvenli bir şekilde bulutta arkadaşlar. Yani ben diyelim ki ailemle yazıştım, iş için burada yazıştım. Çok önemli bilgiler var, bu bilgiler telefonum bozuldu, bir şey oldu kaybolmuyor. Bulutta güvenli bir şekilde saklanıyor. Bu arada bir bilgi vermiş olalım. Türkiye'de bu uygulamayı kullanan kişilerin verileri Türkiye'de kalıyor ve yurt dışında ne şekilde kullanıldığını, işlendiğini düşünmemize gerek kalmıyor sevgili dostlar. Kişilerime erişmek istiyor, izin veriyorum. Çünkü rehberimde BiP'i kullanan kişilerle ben de mesajlaşabileceğim artık. Eski mesajlarım geldi arkadaşlar. Hesabıyla bir fotoğraf göndereceğim. İzin de verdim şu anda. Hesabıyla çekiyorum çektikten sonra şurada HD ikonu var. Yani yüksek çözünürlüklü olarak da bu fotoğraflarınızı gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Gönderim işlemi tamamen şifreli bir şekilde gerçekleşiyor. Yani bunu üçüncü bir kişinin okuması imkansız hale geliyor. Şurada HD butonuna da tıklayayım. Hatta buraya bir emoji de ekleyebilirim. Şuraya eklemiş olalım. Üstüne yazı da yazabiliyorum. Merhaba diyeyim. Sonrasında kalemle de çizebilirim. Çizimimi de yaptım arkadaşlar. Ve gönder dediğimde fotoğraf gönderiliyor. Uygulamanın ara birimi çok sade. Gece modu var. İsterseniz karanlık olarak da kullanabiliyorsunuz. Ayarlar kısmına giriyorum arkadaşlar. Görünüm ayarlarına tıklıyorum. Burada gece modu var. Veya çok karanlık değil de böyle Twitter'da da böyle güzel bir seçenek var. Bunu kullanabiliyorsunuz. Uygulamanın simgesini de değiştirebiliyorsunuz. Bir Türk bayrağı yakışır derseniz tıkladığınızda bu sefer uygulama listenizde bayrakta geliyor arkadaşlar. Bence bu mod gayet güzel oldu. Sadece mesajlaşma değil, sesli ve görüntülü arama içinde bu uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Yapmanız gerekenler çok basit zaten. Mesajlaşma ekranı içerisine geldiğinizde sağ üst tarafta arama ve videolu arama kısmı var. Bunlara tıklayarak kaliteli bir şekilde, gecikmesiz bir şekilde çok kristal bir sesle Karşı tarafa arayabilirsiniz. Peki karşı tarafa başka neler gönderebiliriz? Belge gönderebilirsiniz veya kişi gönderebiliyorsunuz, konumunuzu gönderebilirsiniz. Daha müthişini söyleyeceğim para gönderebiliyorsunuz. Nasıl yani diyeceksiniz? Mesela WhatsApp bunu ülkemizde sunmadı. Hakikaten BIP üzerinden başka bir BIP kullanıcısına para gönderebiliyorsunuz. Çünkü daha öncesinde peysel hesabımı ben eşlemiştim arkadaşlar. Şimdi ödeme ayarları kısmına geliyorum kartlarım kısmına geldiğimde burada daha önceden tanımlanmış olan kredi kartı bilgilerim var. Bu kredi kartı bilgilerim güvenli bir şekilde burada saklanıyor ve ben buradan hesab ile para gönderebilirim. Şimdi deneyeceğim arkadaşlar. Hesab ile para gönderiyorum. Ee, bir 10 lira iyi mi? Maaşlar yaptı diyorsun. Tamam. Benim peyseldeki bakem 46 TL'ymiş. Ee, 10 lira gidiyor. Bir onay kodu gelecek arkadaşlar. Yani arada herhangi bir banka olmadan 7.24 şu anda şifrem de geldi. Giriyorum şifremi, tamam diyorum. Geldi. Abi. Geldi diyor karşı taraf. 24 saat içerisinde bir kart oluşturup bu parayı alabiliyor arkadaşlar. Herhangi bir transfer bedeli de yok. Yani bir mesajlaşma yazılımından çok daha fazlası elimizde ve bunu Türk mühendisleri yaptı ve bunu kullanmamız lazım. Bu arada videonun açıklama kısmında hem Android hem iOS hem de web üzerinden gerekli olan linkleri sizlerle paylaşacağız. Tek tıklamada siz de BIP'i indirip kullanabilirsiniz. Allah göstermesin ama inşallah ihtiyacımız olmaz ama olması durumunda da hayat kurtaran bir özelliği daha var BIP'in. Bu da acil durum ayarları. Bu acil durum ayarları nedir? Şöyle şu anda ayarlar kısmına girdim. Acil durum butonunu ana sayfada göster. Etrafındakilere yardım et diyor. Şu anda açık arkadaşlar. Ana sayfaya gelecek olursak sağ üst tarafta bir kırmızı siren logosu görüyoruz. Tıkladığımız zaman acil durum kısmına geçiyor. Burada konumla ilgili bir izin vermemiz gerekiyor. Ve bununla beraber acil durum kişisi ekleyelim. Mesela kimi ekleyelim? Esabili ben ekliyorum arkadaşlar. Ekle diyorum. Şu anda eklendi. Ve ben acil durumda Allah korusun bir deprem esnasında veya bir başka afet durumunda... Hızlı bir şekilde iyi olduğumu hesabıyla bildirmek istiyorum. Bu arada konumumu da gönderecek. Şimdi ben güvendeyim diye bir mesaj göndereceğim. Hem bip mesajı olarak gönderiyor hem de SMS. Bakın en büyük sıkıntı neydi deprem anında? Herkes aramalara yükleniyor. Herkes SMS göndermeye çalışıyor. Halbuki internet üzerinden mesela bip üzerinden mesajla gönderebilirdik. Hızlı bir şekilde ulaşabilirdi. Çünkü çok yoğun bir talep olunca altyapı bazen yetersiz kalabiliyor. Şu anda benim mesajım hesabıyla hem bip mesajı olarak gitti hem de SMS olarak gitti. Gitti mi? Geldi. Nasıl bir mesaj geldi? Abi konumun da geldi. Öncelikle acil durumlarda ulaşılacak kişi olarak beni belirlediğini söyledi. Sonra da acil durum sonrası güvendeyim dedi ve konumu yolladı bana. Yani şu muhteşem bir özellik. Gerçekten buraya birden fazla kişi de ekleyebiliyorsunuz. Yardım iste butonu var. Bu arada Bluetooth üzerinden haberleşmeyi de etkin hale getiriyor. Diyelim ki bulunduğunuz bölgede internetiniz yok. internet altyapısı da yok. Bluetooth üzerinden başka bip kullanıcılarından Bluetooth'la yardım isteyebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben yardım iste butonuna bastığımda etrafımda bip kullanan kişiler var mı yok mu onlara baktı. Etrafımda offline olarak bip kullanan kimse olmadığı için şu an stüdyodayız. Bir mesaj yazacağım ve bu mesaj etrafıma birisi yaklaştığı zaman otomatik olarak gönderilecek. Yani bu gerçekten müthiş. Yardım edin yazıyorum. Ses de kaydedebilirim. Gönder butonuna bastım arkadaşlar. Bu kadar. Gerçekten Allah göstermesin ama ihtiyaç halinde hayat kurtaracak bir yazılım da elimizin altında mevcut. Bip'in bir diğer güzel özelliği de şu. Diyelim ki farklı ülkeden birisiyle yazışıyorsunuz ama yazım konusunda, yabancı dil konusunda bazı eksikler var. Problem değil çünkü çeviri özelliği var. 106 farklı dilde çeviri yapabiliyor. Siz mesajınızı yazıyorsunuz, karşı taraf kendi dilinde anlıyor. Karşı tarafın yazmış olduğu size Türkçe olarak çevrilmiş olarak geliyor sevgili dostlar. Ee, bununla beraber çok daha enteresan bir durum var. O da şu kaybolan mesaj. Yani kaybolan mesaj şu: e, Mesajınızı karşı taraf okuyor, 5 saniye sonra siliniyor. Hani Gizlilik konusuna dikkat eden kişiler için bence çok güzel bir seçenek. Mesela ben Esabil'e bir kaybolan mesaj göndereceğim. Merhaba Esabil. Bugün çok yakışıklısın diyeyim mesela. Evet gönder diyorum arkadaşlar. Ee, şu anda gitti mesaj. Esabil okudu. 2, 1, 0 gitti. Yani okudu ve silindi. Bu seçeneğin özellikle de genç arkadaşlar tarafından, Snapchat kullanan arkadaşlar tarafından çok tercih edileceğini şimdiden söylemiş olalım. Gerçekten çok başarılı bir uygulama. Tabii ki bu uygulama kullanıcılar tarafından çok beğeniliyor. Mesela elimde bazı veriler var. Pandemi döneminde özellikle de görüntülü görüşme konusunda kullanan kesinlikle burada kalıyor ve görüşmeye devam ediyor. %90'lık bir artışla 29 milyon dakika görüşme yapılmış görüntülü. Sadece birebir değil grup olarak da görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyorsunuz. %400 oranında bir artış var pandemi döneminde ve 25 milyon dakika grup görüntülü görüşme gerçekleştirilmiş. Az önce anlattığım bütün özellikler tabii ki birebir görüşmeler için gerçekleştirildi. Bir de işin kurumsal ihtiyaç kısmı var. Kurumsal olarak iletişim ihtiyaçlarımızı gidermek istediğimizde BIP'in bir de BIP Meet özelliği var. Bu özellikle siz iş için yapacağınız online toplantıları BIP üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. En büyük avantajlarından bir tanesi de şu. BIP'in dataları nerede? Türkiye'de. Yani biz sunucularını Türkiye'de bulunduran bir uygulamayı kullandığımızda hız problemi ortadan kalkıyor arkadaşlar. Gerçekten işlemler çok hızlı bir şekilde yerine getiriliyor. Videonun sonuna gelirken BIP'in bir de oyunlar kısmı var. Tıkladığınız zaman farklı oyunları burada görebiliyorsunuz. Keyifli vakit geçirebileceğiniz çok farklı oyunlar var. Bunları da yapabiliyorsunuz. Ayarlar kısmında kişiselleştir butonu var. Bu ne işe yarıyor? Önce onu söyleyeyim. Şu en altta mesajlar, aramalar, keşfet, yıldızlı mesajlar diye dört tane buton var. Bu dört butonu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Kişiselleştir dedim. Ee, mesela ben keşfeti kaldırmak istiyorum. Yıldızlı mesajları da kaldırmak istiyorum. Oyun kurmak istiyorum. Sonrasında acil durumu ekledim. Kaydet dedim arkadaşlar. Şu anda en alttaki kısım benim istediğim şekilde düzenlenmiş oldu. Geldik videonun sonuna. Dostlar herkes WhatsApp'tan göç ederken yerli uygulamamız Bip hakkında bu videoda sizlere elimden geldiği kadar bilgileri ve deneyimleri anlatmaya çalıştım. Siz de Bip'i kullanmaya başlarsanız çok iyi olur diye düşünüyorum. Mutlaka deneyin, keşfedin. Daha sonrasında da deneyimlerinizi lütfen aşağıda yorum olarak bizlere yazın. Çünkü bu yorumlar Türkiye'de geliştirilmekte olan BIP'in bir sonraki sürümü içinde eminim faydalı eleştiriler olacaktır. BIP güncellenmeye devam ediyor. Daha da fazla yeteneğe sahip olmaya devam ediyor. Bu yorumlarınız o nedenle çok kıymetli. Bu videoda anlattıklarımız hoşunuza gittiyse aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.